Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz Miraç. Miraç meselesi 6 tane iman esasından besleniyor. İman esasında sorunu olana bu anlatılmaz. Nasıl ki 5 tane iman esasını hazmedene kader anlatılır. 5 tane iman esasını adam bilmiyor ve inkar ediyor. Şüphesi var, tereddütü var. Ona kader anlatılmaz. Çünkü 5 tane iman esasını hazmeden kişinin Allah'a, Allah'ın ona ikramı, insanıdır kader iman. Yükü gemiye bırakmasıdır. Kader 5 tane iman esasından besleniyor. Miraç ise 6 tane iman esasından besleniyor. 6 tane iman esasından seviyesi olmayana Miraç'ta bahsedilmez birinci derecede. Hiç bahsedilmez değil. Birinci derecede bahsedilmez. Diyor ki çendan bir aptır peygamber aleyhissalatü vesselam. O seyahat bir miracı cüzidir. Yani bir insanın böyle bir seyahatı niye böyle bir umumi şekle dönüştürülmüş? ayette de medarı bahs olmuş yani. İnsanlığı alakadar etmiş. Kainatı insanlığı içine almış. Bir insanın seyahatı. Çünkü Miraç bize mucize değil. Bu da çok önemli. Miraç sema ehline mucizesidir. Yeryüzündekilere mucizesi şakı kamerdir. Aynı ikiye bölünmesidir. Kur'an'dır. Elinden parmağından suların akmasıdır. Ama asıl itibariyle sema, gayb ehline, ruhanilere, meleklere mucizesi Miraç'tır. Çünkü bize gayptir. Böyle bir zatın yani cüzi bir şahsın bir şahsın cüzi bir seyahatı nasıl herkesi alakadar etmiş? Çünkü o seyahat bir mirac-ı cüzidir fakat bir abdin bütün kainata taluk eden bir emanet var yanında. Ne demektir? Emanet bazı alimlere göre Kur'an'dır. Bazı alimlere göre emanet imandır. Bazı alimlere göre ruhtur vesaire. Ustad 30. sözde emanetin mutadit yüzünden Hepsi de tamam. Bir tanesi de enedir diyor. Ene nedir? Emaneti alandır. Emaneti peki kimdir bu? Emaneti ben dağ, şey, semalara verdim diyor. Alamadı. Almadı. Zemine verdim. Almadı. Dağlara verdim. Almadı. Yani Allah abesle iştigal etmez. Hakimdir. Yani dağlara Kur'an veya emanet nasıl iner? İmge, simge, sembol kullanıyor. Onda maksat nedir? Semalardan maksat ruhtur. Zeminde maksat kalptir dağlar. Bu da akıldır. Ne demek? Ruha verdi emaneti. Emaneti verdi Kur'an'ı. Kaldıramam dedi ruh tek başıma. Çünkü Kur'an'ın içeriklerine bakarsan e, sıf ruh yok muhatap. Kalbe teklif etti. Ya Rabbi içerisine bakılırsa ben bu Kur'an'ın bir tamamıya muhatap olamam. Akla teklif etti. Yani akla yükledi. Kur'an'ın içeriklerine bakılırsa sıf akıl tahammül edemez. Kaldıramaz. Çünkü aklın ayağı var. Kalbin kanatları var. O zaman ruh, kalp, akıl birleşti. Bu emaneti aldı. O zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'ta emanet beraberdi. Yanındaydı. Emanet nedir? Bütün ona iman edenlerin, ümmetinin ruhlarını, kalplerini akıllarını almış yanına. Almış götürmüş. Birincisi bu. İkincisi hem kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdi. Kainatın rengini ne değiştirir? Herkesin imanı. Yani 15. şu anın sonunda söylüyor. İmansız bakışı sergiliyor. Bir de imanla bakışı sergiliyor. Nasıl imansız kapkaranlık oluyor? Kainatın şeklini değiştirecek. Neyin nesidir? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neciyim? Vazifem nedir? Bunu imanla bilinir. Bilinemez başka. İşte bütün ümmetinin imanı da yanında. Sonra yanında olan ne var? Saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için. O anahtar da 128 sözlerde insanın istidadıdır. İstidat nedir? İstidat ne demek? Ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, beka istiyorum, dert istemiyorum, ölüm istemiyorum. Bu imdatlarına kim cevap verir? Ölüm istemiyorum. Evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. dert istemiyor. Var mı böyle bir dünyada bende var diyen? Yok. Bu imdadına, imdadına e, cevap ahirete iman veriyor. Ahirete iman. Yani istidadımızın doyuran, cevap veren, anlamlandıran ve o istidatlara malzeme olup kıblesine koyan imani bil ahiret. O ahiret alemlerine giderek onu bizim istidadımıza malzeme yapmış. Yani saadeti ebediyenin anahtarını getirmiş. İmdat diye bağıran istidatlarımıza cevap olmuş. Yanında üç tane bu vardı. Demek ki biz yağla kadar ediyor. Cüz'ü bir şans, cüz'ü bir hadise iken değil. Kül ve külliydir. Çünkü yanında emanet var, nur var ve anahtar var. Bundan dolayı bizi kadar ediyor. Peki nasıl alakadar ediyor? Bir kısa da bir şey yapayım. Şimdi bir ağaç düşün. Ağaç. Ağacın eveli bir çekirdek. Sonu ağaç maksadı nedir? Meyve. Ağaçta maksat meyvedir. Meyve. Şimdi bu ağaçta izah edersek bu hadiseyi. Ağaç misaliyle usta çok veriyor. Ağacın çekirdeği regaittir. Yani Allah mahlukatı yaratmazdan önce mahlukatı yaratacağım, böyle bir şey yarat, zuhurat yapacağım demesi ona bir unvan, alamet, simge, imge, sembol kullanmış. Yani yaratacağım kararına kainatın o Nur-u ilk önce yaratıyor çekirdeği. Yaratacağım demek onuna bir onun ona bir isim koymuş. Regaib. Nedir o ilk yarattı? Sonra yarattı nedir? Nur Muhammed'i. Yaratacağım. Dolayısıyla bu çekirdeğin yaratılmasından önceki karara, kararı regay. Ben buna değer verdim. Bu kararımı ilan ediyorum. Size bu aslınızı unutmayın. Bu kararıma değer verirseniz bu kararıma regayb oluyor. Sizi de onun feyzine mazar edeceğim. Regayb. Bu ağaç yaratıldı. Bu ağaçtan bir ağaçta maksat nedir? Meyvedir. Ağacın meyvesi ne oldu? Hangi meyve veriyor? Ağacın meyvesi nedir? Nasıl bileceğiz? Verdiği zaman anlaşılır ki ha bu ağaç, bu muamele, bu güneş, bu yağmur, bu toprağın şeyi ve kimyasal muamele meyve içindir. Demek ki meyve ile anlaşılır ki bu ağacın emniyet vermek bundan biliniyor. Meyve nedir? Miraçtır. İnsanın emniyeti miraçta anlaşılmış. İnsanın kıymeti meyve ile anlaşılmış ki 5 tane meyve var. Miraç Risalesi'nin so sonunda 5 tane meyve nedir böyle bir cümlelerle ifade edersek 5 tane meyve Miraç'ta anlaşılmış. Bir, birinci meyve Erkân-ı imaniyeyi yani 6 tane iman esasını gözüyle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta zat-ı zülcelali gözüyle müşahede etmiş, gelmiş. Bize de haber vermiş, bu yolu açık bırakmış. Gitmiş, gelmiş, etkiye ümmetine o yolu açık bırakmış. O cismen ve ruhen gitmiş, biz kalben ve ruhen o kapıyı açık bırakmış. Miracın birinci meyvesi Cenab-ı Hakk'ı ve melaikeleri altı tane iman esasını, cenneti, ahireti, Allah'ı, melekleri gözüyle görmüş. Onu da bize haber vermiş. Dedi ki altı tane iman esasını İman etmeyene bu anlatılmaz. Onlar ilk önce Allah var mı yok mu anlatılır. Altı tane iman esasına beslenen bir insan için bu müjdedir. Birinci meyve bu. İkinci meyve, sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul alemin olan hakim ezel ve ebedin marziyatı Rabbanesi olan İslamiyet'in hatta namaz olarak esasatını cin ve inse diye getirmiştir. Yani namazı direkt almış. Direkt aldığı İki şey var. Üç tane müjdeyle gelmiş. Yani ikinci meyve sani mevcudat. Mevcudatın sanatkarı. Sahibi kainat. Kainatın sahibi. Rabbul alemin. Kainata tasarı sahibi olan, patronu olan Allah marziyatı nedir? Yani beni yaratmış. Bütün kainatı benim emrime vermiş. Bütün maddi ve manevi rızıklarla donatmış. Tam da merak ediyorum. bende ne istiyor? İnsan merak eder de. Ben. ben keşke bilseydim ki benden bir isteği nedir yani? Beni kim getirdi? Niye getirdi? Maksadı neydi? Gayesi neydi? İşte diyor ki benim arzuyatım, isteğim şudur. İslamiyet'i getirmiş. Hatta İslamiyet'in kulasası, el müzeci, filistesi, haritası çekirdeği olan namaz. Namazda haç var, kıbleye dönüyorsun. Namazda zekat var, maddi ve manevi organlarının hakkını veriyorsun, zekatını veriyorsun. Kelime-i var namazda. Oruç var, bir şey yemiyorsun. Ha demek ki İslam'ın esası namaz. Namazı getirmiş. Bir. Amene Resulü'yü getirmiş. Şimdi bu da çok önemli. Amene Resulü diğer sureleri hep Cebrail getirirken Amene Resulü getirerek bunun ne var ki direkt almış. Amene Resulü'nün su, şey, suresinin içine bakın. Orada iman esaslarını etmekle beraber dua var. Öyle bir vadilay var ki şirk koşmamak şartıyla. Müslümanların o cehenneme giren diyelim ki yüzde 60-70 günah var. Yüzde 20-30 sevabı var. Temizlenmek için cennete, şey, cehenneme gitse cehenneme temizlenip en sonunda imanından dolayı cennete tekrar döndürüleceğini, ezeli vebedi kalmayacağını, kafirler gibi olmayacağını, zerre kadar imanı olanın şirk koşmamak şartıyla günahları kadar ceza gördükten sonra tekrar cennete döndürüleceğini müjdesini getirmiş. Bir de Ya Rabbi takat getiremeyeceğim, unuttuklarımdan ve hatalarımdan dolayı affet diye tövbe ve af sistemini de getirmiş. İstif, İstifa ile istikbali, tövbe ile geçmişi getirmiş. Amin. Cenab-ı Hak dese ki bu da çok önemli şu anlattım şu anda diyeceğim size de lazım çok. Namaz kılın dedi, rükü yapın, secde yapın, zekat verin, şu. kıraatı böyle yapın. Ahlakı böyle gösterin. Bak ahlakı böyle göster. Şefkati böyle göster. Affı şöyle göster. Cömert şöyle ol. Dese. Muceredatı sırfa. Yani soyut kavram olarak söylese. Ama nümine yok önümüzde. Nasıl yapacaksın onu? Nümine yok. Bu o kadar mühim ki. Ha, nasıl affedeceğiz? Nasıl merhamet edeceğiz? Nasıl cömert olacağız? olacağız. Fiilen bir nümine lazım. Onu da bir beşer ve insan suretinde bir zat lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zat o regaibi, miracı, berratı, kadir gecesini hamil, cem etmiş. insan suretinde tam benim yaşadığım gibi yaşayan ve fiilen bana örnek olan af nasıl olacağını fiilen, şefkat nasıl olacağını fiilen gösteren bir zatın aramıza doğmasına da Mevlüt kandili deniliyor. Şimdi bu işe mi diyeceğim İbrahim? Şeye baktın da abi. Hani şimdi Mevlüt Kandili hem beşeriyeti hem de risaleti cer ya. Şimdi o zaman hani risalet ahmediy ediyoruz ya. Aslan evet. Mevlüt Risalet Ahmediye. Aa o tamam harika bir şey. İyi ki sordun. Risalet peygamber değildir, insan değildir. Risalet sistemdir. Risalet o risalete en cami ayna olana resul denilir. O risalet sistemine yani hamili Kur'an yani Kur'an'ı hamal olan, Kur'an'ı taşıyan peygamberin e, davasını dava edinip o da cihat eden bir kul, ümmet biz, zekat veren, namaz kılan şey yapan aynı bu da risalet sistemine girmiş oluyor. Risalete giriyor. Bu en cami olduğu için Peygamber Hazreti Selman Resul deniliyor. Bizde de meratip oluyor. O zaman günler arasındaki demiştin. Mesela dün ile bugün yarın farkı nedir? Risalete masariyetle bilinir. Mesela namazsız iki gün, üç gün. Fark var mı? Hiç yok. Yani kitabın birbirine kapatılmış. Kapatılmış kitap tek sayfa gözükür burası. Yani namaz kılmayan insanın kapatılmış kitaba benziyor. Veya kitap var ama içinde hiçbir şey yazılmamış. Bir de Resul Risalete en cami mazar. Onu en iyi kullanan fiilen velayete mazar olmuş. Velayet. Velayet ne demektir? O velilik makamı vermiş. Ben şeyde muştakas misal vereyim. Valilik. Valilik oradan türemiş. Oradan gelmiş. Velayet sahibi. Vilayet sahibi olan veli. Vali. Vilayet. Vali. Velayet. Veli aynı şey yapılmış. Yani vilayete sahip olduğu için, velayete sahip olduğu için veli. Şehir de öyle yani, vali de öyle. En cami insan o zaman o veli olan, vilayeti var. İşte velayeti anlaşılmış risalette velayet. Zaten Miraca e, gitti diyor. Şey ve velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Peki niye öyle yaptı? Niye öyle yaptı cana bak? Allahu alem bir hikmeti şu. Risaletiyle gitse o zaman diğer peygamberler de Miraç Ekberi olması lazım. Velayetiyle gitmesi gösteriyor ki onun velayeti kübrasına kimse ilişemediği için diğerlerinde bu yapamamış. Ama peygamberler kalben ve ruhen yaptılar. Ama cismen ve ruhen onun velayeti gibi olmadığı için yapamadı. Şimdi ben birinci meyve Cenab-ı Hakk'ı gözüyle görmüş. İkinci meyve Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? İslamiyet'i getirmiş. İslamiyet'in İslam hulasası olan beş tane ima, İslam esasının dördü bir tanesi namazdır. Dördünü cem namazı getirmiş. Namazı direkt kalmış. Miracın üç, e, meyvelerinden üçüncüsü ise saadeti ebediyenin e Definesinin, bak, saadet ebenin defisin, definesini görüp anahtarını alıp getirmiş. De dedi ya başında emanet vardı, nur vardı, anahtar vardı. Saadeti ebediye nasıl açılır? İnsan bütün kainatın çekirdeğidir insan. Çekirdeği oluşundan alemi kaybında kulasız insanda. Bu insanda bu istidatlar, kabiliyetler nasıl gelişir? Saadet ebediyeyi anahtarını getirerek o anahtarla bizdeki o kapalı kapıları ahirete iman ile, gayba iman ile, gayb alemini gezerek, gayb aleminin tezgahlarını ve gelişimizi, gidişimizi ve nereden geldik, nereye gidiyoruz, neler oluyor ve o alemle bu alemin anlamlandırılması. Alemi gaybsız, ahiretsiz dünyanın anlamı mı var? Dünyanın başı hiçlik. Sonuçlık olsa İki işlik arasında varlık mı olur? Entropi kanunu da zaten zıt. Dünyanın başı hiçlik, sonu işlik. İki işlik arasında varlık olacağını olamaz yani. Fiziğe de zıttır, olamaz. O zaman Miraç'ta anlaşılmış ki dünyanın başı baş tarafı amentü billahi, son tarafı ve biliyomil ahir, ahireti iman. İkisi kutbu imanidir. İki kutbu imaniden dört tane iman esasıyla burada anlamlanmış Allah'a iman, ahirete iman. Diğeri buraya yaz. Şimdi üçüncü meyve bununla, üçüncü, bununla anlaşılmış. Dördüncü meyvede rüyeti cemalullahın meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse diye getirmiş. Dedi ki bana has değil bu. Ben cismen ve ruhen ama siz kalben ve ruhen bu kap açıktır. Ne? Allah'ı görmek daha yaşarken. Bu kapı açıktır. Zaten Müslüman kısmen Allah'ı görüyor zaten görmeyi sif göze indirgediği için gördüğü halde görmedim zannediyor. Kulakla şey kulakla ayrı görmektir. Kulak ayrı bir gözdür. Göz ayrı bir gözdür. Burun ayrı bir gözdür. El ayrı bir gözdür. Kulak neyin gözüdür? Seslerin. Göz şekillerin ve renklerin. Burun kokuların. Dil tatların. Dokunma cismin gözü olduğu gibi ilmin gözü de akıldır. E, hissin gözü vicdandır. E, gaybın gözü kalptir. Allah'a muhatap olan göz ruhtur. Ben mesela derste diyelim veya namazdayım veya Kur'an okunuyor. Bir haz oldu, huzur oldu. O Allah hazır olduğu için ben de vicdanda Latife-i Rabbaniye'de muşahadetullah huzur oldu. İşte huzur vicdandaki Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı gördüğünden dolayı bende huzur oluyor. Yani Allah kendisini böyle açıyla araladı. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alah. Ne, bu nedir? Bu huzur. Niçin oldu? Hazır olduğu için. Bende ortaya çıkan nedir? Huzur. Yani kendisini araladı. Ne görüyor bu? Hangi latifem onu gördü ki ben de bu bir hoş oldum. O latife-i Rabbani'ye Allah görüyor. Ama kör olası cehalet görmeyi insanlar göze indirgediği için Görmüyorum Allah zannediyor. Allah bütün şekillerin sahibi olduğu için şekli olmadığından şekilsel gözükmez ve Allah bütün seslerin sahibi olduğu için bir ses olarak da bilinmez. Dolayısıyla o şekilsiz, mekansız, zamansız, suretsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz gözükür. Onu da kim yapıyor? Latife-i Rabbaniye yapıyor. Onun alameti nedir? Huzur Er-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin. Namaz ki böyle haz olmaz. Şimdi hani şey dediniz ya herkes işte kalbinde veya ruhunda görmesi hani vicdan o, vicdandan pencere açıp vacibimizde görmesi diyor. Yani seyretmesi. Şimdi abi şu 19. sayfada mektubatta diyor. Vedut ismine mazar olanlar diyor mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar diyor. Heh. Biz abi kendi hani şimdi insan kanuniyet itibariyle insan yani. Mesela her şeyin her şeyin hak geçerken kanuniyet itibariyle insandan geçiyoruz yani. Kanuniyet insan diyoruz mesela insandan şurası ya. Şimdi kabuk kafesinde ben kendimde hani kendimdeki kabuk kafesinde mi Allah'ı görüyorum veya işte çayındaki kabuk kafesinde mi bakamda. İ İkisi şu ayna ruhte şu ayna ruhte haşa misal la teşbih ve la temsil. Güneşe şemsizili de şu aynada gözüken güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Ona haysiyetine sahip. Şimdi buraya gidip oraya muhatap olmak Miraç Ekberi'dir. E, buradaki ruhundaki müşahede etmek Miraç Asgar'dır. Ama kalben ve ruhen aynı zamanda e, bunun onun ne aynısıdır ne gayrısıdır. Peygamber Hazreti Selam 30 küsür tamiracı olmuş ama bir tanesi miracı ekber olmuş. Onun için 6. şu anda öyle diyor. Miracı ekbere ekber e, de söylenen sözler diye. Şimdi ben 4, 5. meyveyi söyleyeyim. İnsan kainatın kıymetli bir meyvesi, sani kainatın nazdar bir sevgilisi olduğu miraç ile anlaşılmış. Bu da çok önemli. Belki bu tam ben ben kimim ya? Cebrail var, ben var. Olduğunu da zaten bilmezdim. Bendeki o. Ondaki ben arasındaki haydi ittisaldır Miraç ya. Şimdi ben Allah'ta neyim? Bunu Miraç'ta anlaşılmış. Bütün kainat insan merkezli tanzim edilmiş. Meyvelerinden, renk ve şekillerinden, semadaki yıldızlardan, yerin altındaki madenlerden, melaikelerin hareketlerinden, bütün kainatın deve devaranı insan merkezli olduğu Miraç'ta anlaşılmış. İnsan bu kadar değerli. Yani İnsan oluyor ama olduğunu nereden bilecektim? Birisi onaylayacak. Mesela ben şöyle diyeyim. Bir soru soruldu veya düşündüm bir şey. Ağaca baktım. Onun hakkında bir düşünce yaptım. Bir sürü fikirler ürettim. İsabet de etsem. Ama benim dışımda birisi he aferin lan isabet ettin demese isabet ettiğimi nereden bileceğim? Miraç'ta insan kainatın kulasası olduğunu enfusi alemde de şahit ve tanık olmayla da yetmiyor. Miraç ile Allah evet siz benim için değerlisiniz. Usta da şöyle misal veriyor. Mecliste diyor bir milletvekili dese ki padişah beni şu için görevlendirdi. Oradaki milletvekiller diyor ki delilin var mı? Orada padişah kenarda otursa evet ben yaptım dese daha delil aranır mı? Aynı bunun gibi bütün kainatın hulasası biziz meyvesi insan. Çekirdeği ağacın çekirdeği Nur-u Muhammedi. O Nur-u Muhammedi de ağacın bütün detay yok mu? Var. Bu ağacın başındaki çekirdekte sonucu bile var. Demek ki insanoğlu bu kainatın Nur-u Muhammedi cihetiyle kainatın evelidir. E, meyvesi itibariyle kainatın son meyvesidir. Kainatın zahirisidir ve batınısıdır insan. Miraç'ta anlaşılmış bu. Şimdi Miraç'ın Dört tane sası var. Dört tane. Nedir yani o sadece Binanın temeli gibi. Binanın temeli. Bu da çok önemli. Da dağıtırsın yoksa kendini. Miraç meselesine hakim olamazsın. Ne anlatıyor? Orada ne anlatıyor? Birbirine benzer gibi anlatıyor. Tabiat risalesindeki kendi kendine tesadüfen kanunlar diye. Üç tane verdiğim misal hepsini Üçer tane. Sanki birbirine benziyor gibi. Değil yani. Pergeli koyduğun zaman ona onu görürsün. Şimdi... Ee, miraç, Miraç dört tane esası var. Bir, Miraç'ın sırrı, lüzumu nedir? Yani lüzumunun sırrı nedir? Birinci esas bu. İkinci esas, hakikati Miraç nedir? Miraç'ın hakikati nedir? Üçüncü, hikmeti Miraç nedir? Yani ne, ne gerek vardı? Dördüncüsü, Miraç'ın semerat ve faydası nedir? Onu beş tanesini saydım. Birincisini söyle, Miraç'ın sırrı, lüzumu şöyle... Akrebu ak, akrebu iley min heblil varit yani biz ona şah damarından daha yakınız iken her şeye her şeyden daha yakındır Cenab-ı Hak. Cisimde mekanda münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velayeti Ahmed Aleyhissalatu vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu Munacat'a muvaffak oluyor. Birincisi bu. Yani e, insanın yani miracın sırrı lüzumu e, kalben inkişaf varken kalben böyle inkişafat varken böyle bir seyahatı cismen ve ruhen yapılmasının hikmeti nedir? Oysa ekrabu el-ilehimin heblil verit Cenab-ı Hak diyor ki ben size e, şah damarınıza daha yakınım. Bana daha yakın da onu bana yakınlığı akrebiyet, akrebu, benim ona mesafem kurbiyet. Neye benziyor diyor, ustad misal veriyor. Güneş 150 milyon kilometre bizden uzakta ama öyle ışınlarıyla ki beni delip geçen, beni ısıtan hatta o trovial ışınlarıyla delip geçen şuaları var, lemaları var, lemaları var. Bana benden daha yakın, içimi geçiyor, deliyor, dünyanın öteki ucundan çıkıyor. Demek ki Güneş nuraniyet sırrıyla bana yakın. Allah da böyle. Akrebiyet cihetiyle bana yakın. Sonsuz. Güneş bana sonsuz yakın. Nasıl yakın? Giriyor şuaları, Bütün zerrelerimi delip geçiyor. Ama ben ben noktasına baktığım zaman 150 milyon kilometre var. Ona yanaşamıyor. İşte bu akrebiyetin Allah'ın bana yakınlığı ile kurbiyet insanın Allah'a yakınlığı haytı bütünlüğünün adıdır yani miracın sırrı lüzumu bunu bütünlemek. Yani onun bana yakınlığıyla benim ona yakınlığım bir tanesi akrebiyet bir tanesi kurbiyet. Bunun izah yapılıyor. Bu bir şey soracağım. Çok abi aklıma şey geldi de bu 18. mektubun birinci meselesi var ya orada. He <laughs> Üzüm üzüm asması. Yok 3 tane elde katlatıyor. Bir göre. Ha 18. mektup. Sen söz anladın ha. İyi. E, o birinci meselede. İkisi de ehli kalp, ikisi de ehli hakikat. Birisi yatıyor. O kendi aynasında müşahede ediyor o hakikatı Ama uyanırken onu tabir edemiyor. Uyanık tabir ediyor. Şimdi diyelim bütün peygamberler, veriler kendi ruh ve kalbine gitti. Kendi aynasında müşahede etti. Ama kime göre doğru? Mesela diyelim Musa Aleyhisselam gitti. Kelam ismine mazhar oldu. Kendi aynasında, aynasında, kalbinde, ruhunda. Bu bütün insanlara şamil bir mesele değil yani. O orada kendi ümmetine cüzdedir. Ama Peygamber Efendimiz kendi e, ruh ve kalbine gittiği gibi Asgar Mirac-ı Asgar'la, Mirac-ı Ekber'le bütün kainatta yani uyanıkken, bütün cismi olarak imkan ve vücuba bütün kainatın dışına çıktığı için bu sefer herkesi içine alıyor. Herkesi şamil. Evet, herkesi kadar evet. Aynen. Yani kendi aynası değil, o nefs-ül emirde, kainattaki, o şehr-i hakattaki asıl o mevcudatta nasıl o mahlukat hepsini ala kadar ettiğini hepsinin adına hepsini temsil ederek bir olarak oraya gitti yani. Evet. Bu birincisi sırr-ı lüzumu bu. Sırr-ı lüzumu bu anlatılıyor. İkincisi miracın hakikati var. Miracın hakikati da nedir? Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratibi kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet'in meratibi kemalatta seyri sülükünden ibaret. Yani e, insanoğlunun alemi gayb, ruhani meleklerden üstün olduğunu oradakilere gösterilen bir mucize ile iken aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın meratibi kemalatı, kemalat alemlerinde seyr-i ibaretmiş. Miracın hakikati bu. Üçüncü, üçüncü de şudur. hikmet miraç nedir? Yani burada ne takip ediliyor bu kadar konuşmalarda? Şu, ehadiyetini göstermek için kesre tabakatının müntahasında yani şu alemi şehadet, alemi gaybın sonucu ya yani meyvesi, hulasası, en kesifi, gayba göre en kesif. Bu alemi şehadet kesiftir. En kesif, en cami olmasını ehadiyetini göstermek noktasında kesre tabakatının müntahasından ta mebdi vahdete bir Hayt-ı İttisat suretinde bir mirac ile bir ferdi mumtazı bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek bütün zişur namına makası dilayesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarı ile ayni mahlukatında cemali sanatını kemali rububiyetin müşahede etmek ve ettirmektir. Nedir? Hikmet-i bu. Allah var, var hiçbir şey yoktu. 18 bin alemi yarattı, karar verdi, regaib. O çekil nur Muhammed'i yarattı, ağaçı yarattı. Ağacın sonu meyve, meyve. Bu meyve Ahmet. Ağacın kökündeki çekirdeği Muhammed. Bu Ahmet ile Muhammed arasındaki bağlantı doğrunun adı hayt mi Bu bütün bütünlüğüdür, hakikatıdır. İşte bu sonuç ile diyor Hikmet ile Miraç. Ağacın başı arasındaki muntea son mepte bu arasındaki hayt ihtisal yani e, birbirine bağlantı yolu bağlanmış Miraç ile bir ferdi muntazı onun hesabına meyve makamından çekirdeğe aslına yani insan merak etmez mi benim ben bilenlerden yaratıldım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın baba olması, peygamber olması, komutan olması vs. birisinin evladı olması Ahmet tarafıdır. Ama böyle olmakla beraber onda bir nur var, nuru Muhammed'i. O kainatın çekirdeğiydi, evelidir. E i̇şte bu makamdan, bu makama insan merak eder de benim aslım nedir diye. Yani meyveden ağacın kökündeki arasındaki bağın, haydi yani bağ Kur'an adı, doğrultunun adı mıdır? Hikmeti Miraç. O İttisat Sureti Miraç ile bir ferdi bütün mahlukat hesabına, bütün mahlukatın o dağlar nereden yaratıldı, insan nereden yaratıldı, göz nereden yaratıldı, hayal nereden yaratıldı, ruh nereden yaratıldı, akıl nereden yaratıldı, kalp nereden yaratıldı, vicdan nereden, irade nereden? Bütün o bizim yaratıldıklarımızın menbaanı, kaynağını, tezgahını, alemlerini gitti gördü. İşte o meyveden o. Yani insan aslı ben mesela hayalim nereden geliyor? Alem misalden diyor. Ruhum nereden geliyor? Alem-i Aklımız nereden geliyor? Lef-i Nefsimiz nereden geliyor? Nefsi emmare, mulime, raziye, safiye, natika. Yani insan olmak. Biz insanlık nereden aldık? İnsan. İlk önce ruh olarak insan değildik. İnsan kürsten takıldı bize. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu alemleri bizde var olan maddi ve manevi cihazlarımızın kaynaklarını, tezgahlarını, menbaalarını, alemlerini gitmiş, görmüş. Gelmiş bize haber vermiş. Böyle alemler. Senin bizim ruhumuz buradan geldi diyor. Nefsimiz buradan geldi diyor. Bir de şey, mesela çok hoşuma giden bir şey söyleyeyim size. 580'de geçiyor galiba. Peygamber Aleyhisselatü vesselam daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopacak. Haş meydanı konacak. Cennet cehennemlikler olacak. Sonra cehennem, cehennem. Ben hepsini gördüm diyor. Cennetlikleri de kıyamete kadar. Demek ki burada işlenen şeyler olacak değil. Oluyor zaten. Cehenneme girmedi aşağı. Cehennemi gördü. Kimler girdiklerini. Hepsini görmüş kıyamete kadar kimler. Zamanın arkasına geçtiği için. Cennete girmiş. Hangi amel neydi? Seni gördüm ya mer diyor şey sarayın. Oradaydın diyor. Tamam mı? Nedir o? Dünya hayatı hayatın suretidir. İç alem hayatın kanunudur. Cennetteki hayatımız hayatın hakikatıdır. Allah'taki ben hayatın mahiyetidir. İşte acayip bir şey. Dünyada işlenen amellerin her şeyin sonuçlarını görmüş. Yani cennette temsilattan gördü ve biz hani deriz ya bazıda veya sohbette ahirette olacak göreceksiniz falan. Ne yapalım öyle deniliyor, öyle konuşacağız. Oysa olacak değil, oluyor zaten. Her şeyin sureti burada, hakikati orada. Hakikatım olduğu için mi surette oluyor? Surette olduğu için mi hakikatte oluyor? Onu ehli felasete bırakıyorum. Yani kısacası Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların amellerin sonuçlarının sonuçlarını görmüş. Görüyor. Cenneti böyle oldu diyor. Sen böyleydin diyor. Senin konuştum diyor. Gülüyordun diyor. Çok tuhaf ya. Çok garip. Benim çok garibime gidiyor ya. Çok keyif veriyor bana. Allah Allah. Benim nevimden birisi. insan olacak. Benim itikat ettiğim, iman ettiğim yerlere dolaşacak. İman ettiğim Allah'ımı, Allah'ımı görecek. İman ettiğim ahireti, ahireti görecek. İman ettiğim cennet cehenneme gidip görecek. İman ettiğim melekleri görecek. İman ettiğim Kur'an'ın donmuş hali projedir plan ve projedir Kur'an. Donmuş hali kainat oralara dolaşacak. Benim nevimden birisi yani Türkiye'den bir tanesi yurt dışında başarılı olsa insana ne kadar keyif verir? Reisi Cumhur harika işler yapsa, Türk ordusu fetih yapsa, bir insanımız buluş yapsa, bir e, e, Türk vatandaşı başarılar gösterse dünyada nasıl keyif verir? Acayip bir şey. Adam bir şey keşfetmiş. Erşimet işte Banyoda yıkanırken o tabağını suya koymuş. yüzüyor. Suyu kaldırma kanunu buldum buldum diye fırlamış. Adam Nobel almış. Ondan sonra adam diyor ki zaman mekanı yani uzayı eğer diyor Einstein. Adam Nobel almış. Yani ne demiş? Zaman mekanı eğiyormuş. Ahireti keşfetmiş. Ne kadar Nobel alması lazım peygamber? Ahireti keşfetmiş. Astımızı keşfetmiş. Aslı nereden geldi? Nereye gidiyoruz? Neciyiz? Bu sorular ahireti keşfetmiş, ahireti bulmuş yani. Nasıl Nobel alması lazımdı? Çok acayip. Evet. Bu abi esaslarda şey diyebilir miyiz? Mesela üçte şimdi birinci esas böyle hani umum namına, kainat namına abi. Hani bir derece kainata bakır. Şimdi i̇kinci esas böyle insana bakıyor. Hani hakikati miraç. Hikmeti miraç Allah'a bakıyor böyle. Çünkü Cenab-ı Hak huzuruna celbediyor abi. Böyle. Ee, dördüncü esas da Sevrak'ın dördüncü, <laughs> <laughs> dördüncü esas da işte o. Evet. Dördüncü esas meyve. Meyve de o işte beş tane saydım. E, ee, beş tane e, iman esasının dışsalı. O altı tane iman esası nedir? Amen şöyle düşün bak. Amentübillahi Allah'a Allah'ım Allah benim dışımda ve melaiketi melekler benim dışımda. Dışımda yani. Amentu billahi ve melaiketi ve kütubi kitap benim dışımda. Ben değilim. Ve rusuli benim dışımda. Ve liyomil ahir. Ahiret beni, gene benim dışımda. Ama ve bil kaderi benim dışımda demiyor. Diyemiyor. Ne, neresidir ya? Yani? Ha. O zaman o beş tane iman esasına iman edip hazmedip enfus alemini yapılandırmak kaderi imanla oluyor kadere iman, beş tane iman esasına iman edebilen mümin kullarına Allah'ın emniyet sübobu gibi nimet ilahidir. Yani sirkeciden hareme giden arabalı vapura Mahmut Paşa'dan almış bir tane tekstil yükünü sırtında yüklebilmiş arabalı vapura. Gemi gidiyor adamın sırtında yük var. Koşsana kardeşim yere. Kimiye koy. Yok batar. Kadere iman eden, edebilen Gemiye o yükünü bırakır. Kader'e iman etmeyen geminin üstündeyken yükü taşıyor. İşte kadere iman etmek, iman edebilen, iman beş tane iman edebilen Allah'ın kullarına Allah'ın bir ihsanı, ikramı, cevabıdır. Muacel cevabıdır. Kader onun için herkese bu nimetini Allah göstermiyor. Yoktur diyor. Yok tabii can. Sana olmasın. Ne olsun ki sana ya? Sen buna layık değilsin ki bu nimeti uzmaya. Usta öyle diyor. Kadere iman etmeye nasıl yaşıyor diyor. Bu nimete ben layık değilim. Tamam can, layık değilsin ya. O küze inci takılır mı? Boncuk takacaksın. Bu Allah'ın insanıdır, lütfudur, ikramıdır. Keremidir yani. Beş tane iman esası edebilene Allah'ın muacel. Kadere iman etmek ahirete işe yaramaz. Allah'a iman etmek, meleklere, kitaplara, ahiretteyiz ahirete iman etmek. O geçti. İman gaybadır. Gayb, i̇man olmaz ki. Allah'a iman etmek ahirette olur mu? Melekler iman etmek olur mu? Ahirete iman etmek ahirette olur mu? Geçti. Ha. Kadere iman etmiştim. Geçti o dünyada o. Onun için Allah'ın insanı. Bazıları insanı layık değil. Tamam ya. Etme canım. Böyle kes, böylelikle kesiyorum. Ve ahirde vahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.